Şimdi bunları tanıtıyor hocam. Şimdi bunları tanıtıyor. Ben de tanıyacak bakalım. Ben de tanırsa diyor. O zaman. Sen tanınmış bir adam değilsin. Merhaba Cümleten. Merhaba. İyiyse böyle oturalım. Sendikanın yukarısında var mı? Aşağısı yukarısı müsait hocam. Geliyor hocalar. Sandalyesini alan da geliyor. Evet. Sandalyesini alan oradan geliyor. Evet. Eğer gidecekse böyle yapalım. Orası daha iyi diyorsanız. Geniş ise oraya. Bir an evvel buraya. Geniş. Buradan geniş. Yazalım. Sevgili öğretmen. Allah'a göstereyim. Sandalyesini gelmiyor. Biz... Biz fakir hocamla bir yerde sohbet ederken aklımıza bir söyleşi geldi. Davet ettik, kırmadı bizi. Teşekkür ediyorum ona. Evet. Serbest bir söyleşi. Hoş geldiniz. Evet. Çalışıyormuş. Daha mı farklı yoksa bunu kullanmadan konuşursan duyuyor. Kullanmadan da duyuyor. Duyulur sessiz olduktan sonra. Arkada duyulmuyor. Açıkçası. Evet. Söyle söze başlarken sizleri, konukları ayrı ayrı, beni buraya çağıran arkadaşlarımı, eğitimsel yöneticisi arkadaşlarımı teşekkürlerle ayrı ayrı selamlıyoruz. Bildiğiniz gibi ayın 21'inden bu yana Burdur'da bir sanat ve kültür şenliği uygulanıyor, yapılıyor. Bu şenlik bugün sona eriyor. Şenlik çerçevesi içerisinde bana söz düşen yerlerde konuştum. Birbirimizi yakından tanıyoruz. Yalnız bu şenlik çerçevesi içerisinde değil, daha önceden de çoğunluğunu öğretmen arkadaşlarının, öğretmen dostlarının oluşturduğu bu topluluk tarafından bilinen bir insanım. Düşüncelerim de biliniyor. Bundan dolayı ben
uzun boylu bir konuşma yapmayı faydalı düşünmüyorum. Yani çekindiğimden değil de buna karşılık acaba sizlerin sorularınızdan hareket etsek ve ama soruları da bir konu etrafında toplasak daha iyi olmaz mı sorusunu size iletiyorum. Bir konu dediğimiz zaman da bugünkü bu söyleşi gerçekte Burfat'ta olacak gibi. Burfat biliyorsunuz 3 yıl önce kurulmuş olan Burdur Folklor Araştırma Derneği. Onların konuğu olarak çağrılmıştım ben. E pek tabii yerini değiştirdik ama orada yapsaydık da burada yapıyoruz. Fark etmez. Esas konu çerçevesi Burdur Folklor'u, Burdur Kültür'ü olacaktı. Eğitimden, örgütlenmeden, sanat konularından bundan önceki toplantılarda geniş katılımlı ve uzun boylu, daha düzenli söz ettik. Konuk olarak gelen arkadaşlarla tartıştık. Sizin sorularınıza o toplantılarda, o söyleşilerde yanıt verme fırsatı pek doğmadı. 2 saatlik zaman ayrılmıştı bütün benim katıldığım söyleşilere. O da göz açıp yumasıya bittiği için sıcak hava, sıcak mevsim koşulları da etkiledi. İşte orada başaramadığımız, bulamadığımız soru sorma ve sorular etrafında söyleşme fırsatını burada kullanmıştık.